Merhaba Tam İndir takipçileri. Ne indirseme hoş geldiniz. Bu hafta bir değişiklik yapıyoruz. Oyunlarda testosteron seviyesini yükseltiyoruz. Evet. Böyle bayağı kaslı güçlü bir şeyler yaptık. İlk oyunla başlayalım mı direkt? Hemen başlayalım. Evet. Fight Back isimli bir oyun var arkadaşlar. Oyun aksiyon ve bacı kurtarma karışımı güzel bir oyun. Alper bu oyuna yeni bir kategori yarattı. Bacı kurtarma. Çünkü neden olmasın? Bacınızı kaçırmışlar. Metropolün tam göbeğindesiniz. Ve sadece yumruklarınızla insanları kurtarabiliyorsunuz. Anlat abi oyunu. Oyun hem iOS hem de Android için ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunda dediğin gibi ablası kaçırılmış bir adam var. Ama adam. Evet. Ne kadar erkek hissettiğimizi görmek istiyorsanız Emircan'la oyunu denerken bir sahnemiz var. Hemen gösterelim. Al. Vursana. Al. Bacı power. Yerin dibine kazacaksın onu. Sen misin benim bacım? Hacı Mert'e boya! Vur! Adama bak ya, çok komik. Gördüğünüz gibi erkeklik fışkırıyor. 90'ların B tipi aksiyon filmleri seviyorsanız oradaki karakterler, oradaki müzikler, oradaki aksiyon her şey oyunun içinde var abi. Oyunda slide kontroller kullanılmış. Parmağımızı ekranda sürükleyerek tekmedir, yumruktur, uçan tekmedir, işte adamı havaya fırlatıp orada birkaç yumruk attıktan sonra yere indirmedir. Bu tarz hareketler sergileyebiliyoruz. Silahlarımız var. Beyzbol sopası ya da tabanca tercih edebiliyoruz. Adamı nasıl dövmek size kalmış. Yani dövün yeter. Vuruyorsunuz sağdan soldan rakipler mi geldi? Bir tanesi sopa çıkartıyor. Sen misin sopa çıkartan? Alıyor tabancayı bam kafasına alıyor. Aynen öyle. En güzeli. Satın almalar var. Satın alma var. Yani oyun delikanlılık istiyor ama delikanlılığın tükendiği noktadan sonra kazandığınız puanla alışveriş yapmanız gerekebiliyor. Çünkü bir noktaya varacaksınız. İnsanları dövmek kolaydı. Sonra kalabalık olmaya başlıyorlar. Bir de sizin boşluğunuzdan faydalanıp ikili üçlü gelip arkadan saldırıyorlar. İlla alışveriş yapmak zorundasınız. Delikanlı olmak kolay değil. Değil abi. Sonra sıradaki oyuna geçelim. Sıradaki oyun arkadaşlar Soulcraft 2. Soulcraft 1 iOS'a da çıktı. Android'e de çıktı. Hatta Windows Phone'a bile çıktı. Ama Soulcraft 2 şu anda sadece Android için var. Ücretsiz bir oyun. Action RPG. Ben açıkçası iOS'a ve Windows Phone'a çıkacağı konusunda umutluyum. Beklemede kalmak lazım. Bu önemli. Oyun action RPG dediğimiz kaliteli gibi. Kaliteli bir oyun zaten. Kaliteli bir oyun. Gerçekten uğraşmışlar. Hani birinci oyunu bileniniz de varsa onu da tavsiye ederim. İkinci oyunda çıtayı daha da yükseltmişler. Yine karanlıktan, cehennemden gelen güçler var. Onlar da. Ve 7 tane evet. Güçlü kuvvetli. Evet, güçlü kuvvetli olmak için de cennetten gelen bir kuvvete ihtiyaç var. Şöyle bir sık bakalım abi, işte bak. Melek gücü. Cennetten inme melekler arkadaşlar. 7 tane melek ırkından bir tanesi seçiyorsunuz. Bunların farklı sınıfları var. Kimisi yakın menzil, kimisi kısa menzil. Emircan'ın kaslarından da anlaşılacağı gibi o biraz yakın menzil bir karakter. Bu şekilde rakipleri dağıtıyorsunuz. Güzel bir oyun, deneyin bence. Sonra ne var abi? Sırada This Means War. Ha, savaş oyunu. Bu savaş demek. Ya bu çok agresif oldu ya. Abi testosteron lazım. O zaman bu savaş demekse hemen anlatalım oyunu. Aha. Clash of sadece Clans, iOS'a Boom olan Beach. Bir oyun bu arada. Aynen. Evet. Sadece iOS'a var. Ücretsiz. Clash of Clans Boom Beach tarzı oyunlara benziyor. Fakat bu oyunda değişik bir konsept kullanmışlar. Diğer oyunlarda herhangi bir köye saldırabiliyorduk. Yeniliyorduk veya yeniyorduk, o performansımıza bağlı. Bu oyunda saldırdığımız karakterin köyünün, yani köy demeyeyim ona, köy değil çünkü, üssünün yanına bizim üssümüz de geliyor. Aynen. Bir tane mevzi var. O mevzinin arkasından asker saldırtabiliyoruz. Biz saldırdıkça mevzi ilerliyor ya da düşman güçlüyse bize doğru geliyor mevzi. Şöyle düşünün, biraz çapraz izometrik bir yapısı var. Aşağıda rakipler ya da yukarıda rakipler var. Bir de diğer tarafta siz varsınız. Üretimleri gerçekleştiriyorsunuz. Tanktır, helikopterdir, askerdir. Bunları cephe saldırıdan var. Önce gerçekleştiriyorsunuz. Evet, saldırıdan önce gerçekleştirme şansınız var. Ve siz saldırdıkça cephe rakip tarafa doğru yükseliyor. Cephe o tarafta olunca sizin tekrar çıkartacağınız orduyu o sınıra kadar taşıma şansınız oluyor. Ama şöyle bir kritik bir nokta da var. Saldırıyı mesela yanlış bir taktik yaptın. Eğer adam iyi savunma yapıyorsa ve senin bütün ordu ele geçiriyorsa o cephe birden o tarafa geçip bütün oyunun dengesini değiştirebiliyor. Süre faktörü var. Hani bir saat savaşayım denmiyor. 4 dakika mı ne? Bize geliyor mesela adam, orada hemen savunma birimlerimizi kendi üstümüzde çıkartmalıyız ki onu o cepheye gene rakibe doğru yönlendirebilelim.
Erkeksi havayı bozan tek bir şey var. Karikatüristik görüntüler ama yine de böyle bir testosteron hissediyorsun oyunda yani. Şey vardı, Generals diye bir oyun vardı bilgisayarda. Evet. Belki bilirsin. Ona benzettim ben biraz bazı birimleri. Ve bence hoş bir oyun yani. Generals'tan hoşlandıysanız bu da tabletler için. Özellikle tablet ekranında bir çok güzel. Bir de farkında mısın? Bu hafta seçtiğimiz bütün oyunlar ücretsiz. Erkeğin halinden erkek anlıyor arkadaşlar. Sıradaki oyuna geçelim. Geçelim. Spawn Wars 2. Şimdi normalde Spawn Wars 1 vardı. Bu oyun maalesef mağazalardan kaldırıldı. Yazık oldu tabi ama Spawn Wars 2 geliştirilmiş görsellerle ve oynanabilirlikle çok daha üst bir seviyeye çıktı. Laf erkeklikten açılmışken abi, Spawn Wars'ta sizin ana karakteriniz savaş bir sperm hücresi arkadaşlar. Evet, ve doğuma giden yolda hayatın mimarı olabilmek için başka spermlerle mücadele etmek zorunda. Çünkü en güçlüsü kazanıyor, en güçlü bebeği ortaya çıkartmaya çalışıyor. Oyunun enteresan tarafı, yani daha çok böyle tablette nasıl desem sürükle bırak tarzı bir oyun tarzı var. Ama bölüm tasarımları çok enteresan, çok hoşuma gitti. Yani bulunduğu mevki konusunda şimdi çok fazla yorum yapamayacağız ama başarılı olmuş arkadaşlar. Onun haricinde çok orijinal rakipler var, çok yani güzel oyun şeyleri var. Hani rakipleriniz, oyun tasarımı orijinal. Aksiyonu da seviyorsanız mutlaka kaçırmamanız gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu sonsuz koşu falan değil ama değil mi? Sonsuz koşu değil. Yani bildiğin hani bulmaca... Hani yarış aksiyon falan dedin ya acaba dedim... Ya yok hani sonuçta biliyorsun sperm hücreleri doğanın kanunu her defasında en iyisi ulaşmaya çalışır vesaire vesaire. Ondan sonra işte sağlıklı bebek de olsun. Burada bebeği boş veriyoruz. Burada işte erkekliğe bakıyoruz. Hangisi daha güçlü? Siz misiniz? 100 tane bölüm vardı galiba. Bayağı en çeşitli. Ücretsiz bir de. Oyun içi satın almalara ihtiyacınız oluyor bir noktadan sonra. Ama hani ücretsiz denedikten sonra ben bu oyuna para ödemek ister miyim? O da kendiniz karar veriyorsunuz. Bence değer, güzel bir oyun. Sıradaki oyuna bakalım. Aynen, Upper Cup futbol. Ha, bu yine erkeklikten dem vurmuşken futboldan futbol olmazsa olmaz değil mi? Bir sonrakinden çok korkuyorum, ne acaba? Ya evet, ona da bakarız. Sonundayız artık Dünya Kupası'nın. Hadi dedik bir oyun daha, bir oyuna daha yer verelim. Üstelik garip bir şekilde hani takdim ettiğimiz birçok oyundan da daha enteresan bir oyun. Yenilikçi bir oyun yani. Aynen. Dream League'den bahsetmiştik Dünya Kupası. Gerçekçilikten gidiyordu bu. Bu daha çok böyle animasyon, karikatür, eğlence. İşte sürrealist bir çalışma olmuş aslında. Hani yaratıklar var, değişik oyuncular var, toplar değişiyor, kaleler değişik böyle. Oyun değişik, çok farklı bir oyun. Şimdi oyunun başlangıç safhasını anlatayım ben istiyorsan. Başladığınız zaman arkadaşlar size oyunun dinamiklerini öğretecek 5-6 tane bölüm oynuyorsunuz. İşte hani top nasıl pas verilir, top nasıl ele geçirilir falan filan gibisinden gol atmak için yapmanız gereken incelikler. Top sizin oyuncunuza geçtiği zaman sıra tabanlı bir mekanizma oluşuyor. Şimdi daire çıkıyor karakterin etrafında, saat yönünde dönüyor ve hani senin tuşa basmaya başladığın andan itibaren durduğu ok tarafına topu atıyorsunuz. Basılı tuttuğunuza göre, yani ne kadar uzun basılı tutarsan ona göre atma şiddeti artıyor. Topu rakibin ayağından alacağınız zaman yine aynı mekanizma var. Ne kadar uzağa sıçrayıp da önüne kaymak istiyorsan. Sıra tabanlı dediğime bakmayın, başarılı bir pas atarsanız top yine sizde, sıra yine sizde ama işte topu da kaptırmamaya çalışıyorsunuz. Haritada güzel bir taraf, basit bir futbol değil. Her tarafa mayın dizmişler. Tiltler var ya hani bu pinball makinelerinde. Onun gibi etrafa sektiren şeyler var. Yağmurlu zeminde işte yamuk kaleler vesaire vesaire. Mesela kısa pas atamayacağınız duvarlar da mevcut. O yüzden çok ilginç. Sıradaki oyuna geçeceğiz. Şaşıracaksın ama benim çok hoşuma gitti. Sonsuz koşu oyunu ve zombiler var. Sen güzel sonsuz koşulara çizgi çekmiştin ama geçen hafta. Geri mi yapmıştın? Geri adım mı attın, ne yaptın? Geçen haftaki bölümü bir daha izleyin. Alper'in... Hani ben sonsuz oyun koşusuna yokum abi. Ben açıkçası ben orada kesin bir çizgi koyuyorum. Benim için bitmiştir. Abi niye öyle diyorsun ya? Oyun çok güzel. Neden güzel peki? Ne seni çekti abi, bu kadar? Abi bak gerçekten etraflıca inceleme fırsatı buldum, tamam mı? Ya oyundaki bütün inceliklere baktım. Hatta özel bir gözlükle baktım değil mi? Evet yani önemli olan detaylar da benim için, tamam mı? Hani böyle haritada neler oluyor, rakipler ne yapıyor falan filan, ana karakterin özellikleri nelerdir. Teker teker inceledim. Oyun çok güzel. Hani ben biliyorsun sonsuz koşu oyunlarını çok sevmem ama başarılı bir oyun ya. Nasıl bir oyun peki? Anlatır mısın biraz? Abi... anlat, anlat. Güzel oyun. Çok harika. Bombastik bir oyun abi. Aksiyon dolu çünkü işte... Biraz gizemli bıraktın ama şimdi. Bence seyirciler kendileri karar vermiştir zaten. Herkese o zaman iyi günler dileyelim. İyi günler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.